Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 8. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. 5. ünite 3. dersteyiz arkadaşlar. Sayfa 158'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derslere gitmeden öncesinde ders hazırlık için, derslerden sonrasında anlamadığınız konuları pekiştirmek için ya da sınavlara hazırlık için her türlü videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Tabii ki sadece sizler faydalanmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bu ibareyi neden koydum? Akademi Mehdum yazısını çok fazla koymuyordum. İlk başlarda kanalı tanıtmak adına koyuyordum. Ama son zamanlarda baktığımda bazı web siteleri açılmış. Direkt videoyu indirip kendi web sitesine yüklüyor arkadaşlar. Bu suçtur. Emek hırsızlığıdır. Video izlensin veya izlenmesin. Yani sonuçta yani bu videoyu çeken kim olursa olsun, benim videom olsun, başkasının videosu olsun, başkalarının videolarını da yüklemiş bir takım siteler var böyle. Bu emek hırsızlığıdır, kul hakkıdır. Bir tane kendini bilmez bir web sitesi uyarım üzerine kaldırdı. Bir tanesi de yorumlara dahi kapatmış. Sadece benim videolarım değil, başka bu tarz içerik çekenlerin videoları da var. Yani Türkçe derslerini, matematik derslerini, bütün dersleri böyle başkalarının emeğini oradan videoyu indirip kendi web sitesine yüklemiş. Birkaç tane böyle platform internette gezerken gördüm arkadaşlar. Bu kul hakkıdır, emek hırsızlığıdır. Dinlensin veya dinlenmesin, videoyu çeken kim olursa olsun, A şahsı olsun, B şahsı olsun, önemli değil. Onun için Akademi Mehdum yazdım. Onun için bunları söylüyorum ki videolarımızı başka platformlardan, YouTube dışında böyle emek hırsızlığı yapanların web sitelerinden izleyenler varsa buyursunlar gelsinler, bizim kanalımızdan izlesinler. Kul hakkı yendi kanalından izlemesinler diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Arapçadan korkmayın, Arapça sizden korksun. Çünkü Türkçe'de Arapça kökenli binlerce kelime var dedik. Bir dil, bir insan, iki dil, iki insan. Bizim sloganımız oldu artık bu. Ve üçüncü derse Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersü salis. Üçüncü ders. Enva'ur riyada. Sporun çeşitleri. Nev'un kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Nekra artı marife isim tamlaması. İstemi'a dinle ilal ibarat ibareleri. Ve a'idaha onu tekrar et. Sümme sonra teemmel maaniha müsteinen bir süver. Resme göre manasını düşün. Riyadatü sakine. Riyadatü sakine. Sakin spor. Yani statik spor. Hareketsiz spor arkadaşlar anlamı. Sakin, hareketsiz, statik spor. Riyadatü cemaiye. Takım sporu veya toplu spor anlamında. Riyadatü müteharrike. Hareketli spor. Riyadatül ferdiye. Ferdi, münferit, tek başına yapılan spor. Raf'ul eskal, halter. Ağırlık kaldırma. Bunun anlamı ağırlık kaldırma. Bakın daha önce de belirtmiştim. Bir önceki derste. Dedim ki Türkçe'de cı, çi ekleri var. Semitçi derken, Türkçe derken. Bazı ibareleri biz dilin kendine has kuralları var. Bakın ref'ul eskal halter aslında bu. Ağırlık kaldırma. Her dil kendine göre belli takım kurallarla kelimelerini veya cümle bilgisi kurallarını ortaya koyuyor arkadaşlar. Es-sibaha. Es-sibaha yüzme. Sebaha yüzmek. Yesbahu yüzüyor. Es-sibaha yüzme. Et-tesalluk. Tesallaka tırmandı demek. Et-tesalluk tırmanış. Tırmanma. Rukubül hayl. Hisan kelimesi de attı. Hayl kelimesi de at. Rukubül hayl. Ata binme. Rakebe. Ata binmek. El meşi vel cera. El meşi. Yürüme. Vel cera. Koşma. Yürüme ve koşma. Rukubül derrace. Yine rakebe fiilinden. Rukubü. Binme. Et derrace. Bisiklete binme. Bu şekilde arkadaşlar. İstemi'a dinle ilel cümel cümleleri ve ikra ha onu tekrar onu oku. Sümme sonra teemmel düşün maaniha onun manasını müsteinen bir suver. Müsteinen bir suver resme göre onun manasını düşün. Tengasimu ayrılır. Kısım bakın yine Türkçe kökenli bir kelime diye Arapça kökenli ama Türkçe'de de kullanılıyor kısım. Yukarıda da birçok kelime geçti. Mesela sekine, hareke. Burada da zaman zaman geldiğinde hatırlatalım. Tengasimu ayrılır.
Er-riyada, spor. İlâ nev'ayni, iki kısma ayrılır. Nev'un kelimesi çeşit. Nev'ayni, iki çeşit. İki çeşit ayrılır. Spor, iki çeşit ayrılır. Er-riyadatu sakine, yani statik spor, hareketsiz spor. Ver-riyadatu ve müteharrika, müteharrike. Ver-riyadatul müteharrike. Hareketli spor olarak ikiye ayrılır. Yani statik, hareketsiz ve hareketli spor olarak ikiye ayrılır. Ref'ul eskal, ağırlık kaldırma. Nev'un min enva'i riyadatü sakine. Ağırlık kaldırma, yani halter, çeşididir. Neyin çeşidi? Hareketsiz sporların çeşitlerinden bir çeşittir. Yani halter, halter, ref'ul eskal, halter, nev'un çeşittir. Min dendan. Enva'u riyada, sporun çeşitlerinden. Nasıl spor? Es-sakine. Hareketsiz, statik sporun çeşitlerinden bir çeşittir. Arkadaşlar, şöyle bir ifadede bulunmuştum daha önce ben sizlere. Daha önceki derslerimizde böl, parçala, yut. Yani atalarımızın bir sözü var. Yutamayacağın lokmayı ağzına alma der. Hatta şöyle bir öğrencilerim arasında daha önce olmuştu. İşte 30 adımda Ülker çikolatalı gofreti yiyebilir misin? Öğrencimiz bu Ülker çikolatalı gofreti ilk birkaç adımda ağzına atıyor. Sonra tabii çiğnemek için yer kalmadığı için yutamıyor 30 adımda. Böyle parçala yut. Yani bu kelimelerin her birisinin anlamını bildikten sonrasında bundan hangi cümle çıkacağı bellidir arkadaşlar. Bu şekilde taktikler uygulayabilirsiniz uzun cümlelerde. Es-sibahate, es-sibahatu, yüzme, nev'un min enva'i riyadatul müteharrike. Yüzme, hareketli sporun çeşitlerindendir. Çeşitlerinden bir çeşittir. İndeme, dığında, bakın, dığında tek başına, tümerisu, yaptığında, riyadatu, spor, el-meşyi, yürüme sporu, vel-cerri, yürüme ve koşma sporu, yaptığın zaman, yaptığında, yecibu, en tebdeu, yecibu en kalıbını anlatmıştık daha önce. Melimalısın, yani gereklilik, İngilizce'deki must gibi düşünebilirsiniz. Ya da should gibi olabilir burada. Yecibu en tebdeu, başlamalısın. Bi but'i, ağır ağır başlamalısın. Cümlemizi toparlayalım. Yürüme ve koşma sporu yaptığın zaman ağır ağır başlamalısın. Şuradaki melimalı. Tekrar okuyalım. İndemâ tümârisü riyâdatul meşyi vel cerri yecibu en tebde'u bi bud'i. Bu şekilde arkadaşlar. Bi bud'in. Uhibbu, seviyorum. Rükûbül hayl, ata binmeyi. Ve uhibbu rükûbel hayl ve tesellûk fil cibal, dağlarda ata binmeyi ve tırmanmayı seviyorum. Uhibbu rukubul hayl ve tesalluk fil cibal. Cebel kelimesinin çoğulu, dağlarda ata binmeyi ve tırmanmayı seviyorum. Devam ediyoruz. Ufaddilu kurratel kadem ala kurratel selle. Ufaddilu, tercih ediyorum. Kurratel kadem ala kurratel selle. Bakın bir kalıp arkadaşlar. Ufaddilu, tercih ediyorum. Ben tercih. Kurratel kadem, futbolu, ale, neye? Kurratel selle, basketbola tercih ediyorum. Futbolu basketbola tercih ediyorum. İstemiyye dinle. İlen nasli, metni, sümme ikrahu, son onu oku. Vektubuhu, onu yaz. Fi defterik, defterine. Enva'u riyada, sporun çeşitleri. Ve ehemmiyetuha, onun önemi. Sporun çeşitleri ve onun önemi. Tengasimur riyada, tengasimur riyada, tengasimur riyadati, pardon, tengasimur riyadatu, spor ayrılır. Neye? İlâ nev'ayni esâsiyyeyni, temel iki çeşide ayrılır. Spor temel iki çeşide ayrılır. Hüme, o ikisi, bakın hüme, hem erkekler hem bayanlar için o ikisi demek. Er-riyadatu, müennes ve müzekker için o ikisi demek. Er-riyadatu sakine, statik spor, yani hareketsiz spor. Ve riyadatu müteharrike, hareketli spor. Er-riyadatu sakine,
Yani statik hareketsiz spor misle gibi. Ref'ul eskal, halter gibi. Fehiye tüksibul cismul liyaka vel kuvve. Fehiye o tüksibul cismul liyaka. Tüksibul cismul cismel liyaka. Vücuda kazandırır. Ne kazandırır? Yani misle örneğin ref'ul eskal, halter o kazandırır. Neye? Vücuda. Ne kazandırır? Liyakat, yeterlilik kazandırır. Başka? Vel kuvvete, kuvvet kazandırır. Halter sporu gibi o vücuda yeterlilik ve kuvvet kazandırır. Ve ye o tümerisu. Tümerisu fil mekani nefsi. Kendi yerinde yapılır. O kendi yerinde yapılır. Halteri her yerde yapamayız. Halter aletlerinin olması lazım. Ve hiye tümârisu fil mekânin nefsi. O kendi mekanında, kendi yerinde yapılır. Emmen riyâdatul müteharrike. Emmen riyâdatul müteharrike. Hareketli spor. Fakat hareketli spor. Ve hiye o el meşyi. Örnek veriyor artık. Yürüme. Vel ceryi. El meş. Ve hiye o el. Ve hiye el meşyü. فَهِيَ الْمَشْيُ وَالْجَرْيُ yürüme, koşma, وَسِبَاحَةُ yüzme, رُكُوبُ الْخَيْلِ ata binme, وَالْدَرَّاجَاتِ bisiklete binme, burada ata ve bisiklete binme, وَقَفْزُ الْحَبْلِ ip atlama, وَالْتَسَلُّكُ tırmanma. Yani hareketli, fakat hareketli spor, yürüme, koşma, yüzme, ata binme, bisiklete binme ve ip atlama ve tırmanmadır. Bi vasıdeti hazihi riyadat bu sporların vasıtasıyla sayesinde teteharrake teteharrake ekbera adede min adelatil cism vücudun kaslarından kaslarının sayısından çoğu yani sayısının çoğu bu cümleyi toparlarsak yani vücuttaki kasların çoğunluğu hareket eder. Bu sporlar sayesinde vücuttaki kasların çoğu hareket eder. Arkadaşlar cümleyi modomotta Türkçe'ye çevirmeye çalışmayacağız. Şu şekilde bi vasıdeti hazi riyadat bu sporlar sayesinde hareket eder. Vücuttaki kasların çoğu. Yeri geldiğinde en uygun anlamda çevirmeye çalışacağız. Yani hani moda mod çevirdiğimiz zaman bazen kendi dilimiz arkadaşlar cümleler oturmayabiliyor. İcib anil esiletil atiye hasebin nasi metne göre aşağıdaki soruları cevapla. Ma hiye eksamur riyada? Ma nedir? Hiye eksamur riyada? Sporun kısımları nedir? Soruya soruyla cevap verilmez. Hüme o ikisi er riyadatu sakine statik spor ve riyadatul müteharrike hareketli spor. Yani hareketsiz ve hareketli spordur o ikisi. Çeşitleri bunlar. Yani şu eksam riyadatu diye de cümleye başlayabilirsiniz. Hel raf'ul eskal ağırlık kaldırma miner riyadati sakine hareketsiz spordan ev ya da miner riyadatil müteharrike hareketli spordan mıdır? Yani ağırlık kaldırma, halter hareketsiz spordan mı yoksa hareketli spordan mıdır? Soru edatımızı attık. Ref'ul eskal mine riyadeti sakine. Sorumuzun cevabı aslında şurada arkadaşlar. Hemen kalemimizi alalım. Soruya soruyla cevap verilmez. Hel edatını attık. Şu bizim sorumuzun. Ref'ul eskal mine riyadeti sakine. Yani zaten cümlemizin içerisinde arkadaşlar geçiyor. Helli sorularda bu. Zaten şuraya da yazdık arkadaşlar. Kopyala yapıştır yaptım. Ma hiye enva'u riyadatul müteharrike. Ma hiye nedir? Enva'u riyadatul müteharrike. Hareketli sporun çeşitleri nedir? Hemen. Evet. El riyadatu. Şu ibaremizi biraz daha alalım ki gözüksün ya da küçültelim. Dışta kalıyor.
Er-riyadatu müteharrike, hareketli spor. Fehiyel meşi, o hareketli spor, o yürüme, koşma, yüzme, ata binme. Ve-derracat, bisiklete binme. Ve-gafzul-habl, ip atlama. Ve-tesellük, tırmanmadır. Hareketli sporun çeşitleri arkadaşlar bu. Cevabımız da bu şekilde. Devam ediyoruz. İstemi'i dinle. İlel cümel cümleleri. Ve da alametü sah. Doğru işareti koy. Emamel cümlete sahihe. Doğru cümlenin önüne doğru işareti koy. Ev hata. Emamel cümletel hadiye. Yanlış cümlenin önüne yanlış işareti koy. Sümme sahih. Sonra düzelt. El ahta hataları. Kema fil misal. Misaldeki gibi hataları düzelt demiş. Arkadaşlar. Es-sibahatü yüzme nev'un min enva'i riyadetü sakine. Es-sakine hareketsiz sporun çeşitlerindendir. Yüzme hareketsiz sporun çeşitlerindendir. Çeşitlerinden bir çeşittir. Doğru mu? Yanlış. Doğrultuyor bakın. La, hayır. Es-sibahatü bir tık daha yaklaştıralım. Görünme engellenmiyorsa. La, hayır. Es-sibahatü yüzme nev'un min enva'i riyadatül müteharrike. Hareketli sporun çeşitlerindendir. Bu cümledeki yanlışlık neydi? Şuydu arkadaşlar. Hemen şuradan kalemimizi alalım. Es-sakine yerine sadece ne geldi? La dedik ve şu bölüm geldi. Bakın cümlemiz doğrulmuş oldu. Çünkü halter hareketsiz sporlardan. Ettesallugu ağırlık kaldırma. Ettesallugu tırmanma. Filcibali dağlarda tırmanma. Ve rukubul hayli ata binme. Mine riyadatil müteharrike hareketli sporlardandır. Dağlarda ata binme ve dağlarda ata binme. Ettesallugu tırmanma. Dağlarda filcibali dağlarda tırmanma ve rukubul hayli ata binme miner riyadatil müteharrike nedendir? Hareketli sporlardandır. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. O zaman ne koyuyoruz? Tik. Doğru. Bu cümlede herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç yok. İndeme dığında nebdev başladığımızda bakın müzari fiilin başından nun harfi geliyordu. Başladığımızda bede fiili bede başladı. Yebdev başlıyor. Nebdev başladığımızda indeme nebdeu başladığımızda fi riyadatil meşi yürümeye başladığımızda vel ceryi koşmaya yecibu yürümeye ve koşmaya başladığımızda yecibu en nebdeu başlamalıyız bi süratin hızlı bir şekilde hızlıca başlamalıyız. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. Bu cümlenin buraya arkadaşlar la diyoruz, doğrultuyoruz. La dedik. Sonra şu altını çizdiğim bölümü, hayır dedik. Altını çizdiğim bölümü yazdık. Şuraya kadar. Sadece şuradaki kelimeyi attık. Onun yerine bibut in kelimesini koyduk buraya arkadaşlar. Ve yanlışımızı düzeltmiş olduk. Yürümeye başladığımızda, yürümeye ve koşmaya başladığımızda ağır ağır, yavaş yavaş başlamalıyız. Çünkü vücut ısınması lazım. Bir anda depar atarsak sonra kesiliriz, koşamayız. Sakatlıklara da neden olabilir. Rafu'l eskal ağırlık kaldırma halter nev'un min enva'i riyada el müteharrike hareketli sporun çeşitlerindendir ağırlık kaldırma. Hayır dedik arkadaşlar yine. Yanlış. Buraya la. Altını çizdiğim bölümü aynen yazıyoruz. Buradaki yanlışlık nedir arkadaşlar? Şu kelime. Bu kelimeyi attık. Yerine es-sakine. Nedir? Statik, hareketsiz sporun çeşitlerinden bir çeşittir. Bivasıtatir riyadatil müteharrike hareketli sporun vasıtasıyla, hareketli spor sayesinde diyelim, teteharrakü hareket eder. Ne hareket eder? Ekbere adet min adelatil cism. Vücuttaki vücudun kaslarından çoğu
Ekberu adet çoğu. Vücudun kaslarından çoğu, yani bu adet burada sayı, vücudun kaslarının sayısının çoğu hareket eder. Yani hareketli spor sayesinde vücuttaki kasların çoğu hareket eder. Cümlemiz doğru mu? Doğru. Düzeltmeye ihtiyaç var mı? Yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, istemiyor ilel fabreteyni sümme ikra'hüme ve tehattes anhüme ma'a istikayk. İki fıkrayı, yani iki metni dinle, sonra onu oku ve konuş. Anhüme, onun hakkında, ikisi hakkında, ma'a istikayk, arkadaşlarına. Er-riyadetul cema'iyye. Er-riyadetul cema'iyye takım sporu. Yani topluluk sporu, takım sporu. Hiye, onun hakkında bize burada bilgi veriyor yukarıdaki cümlenin. Hiye cemaatun minel la'ibine yel'abune ma'an fi fariqin vahid. O cemaatun minel la'ibine yel'abune ma'an fi fariqin vahidin, bir takımda birlikte oynayan futbolculardan bir topluluktur. Yani takım sporu hiye o cemaatun, topluluktur. Nasıl bir topluluk? Bir takımda birlikte oynayan futbolculardan bir topluluktur. Topluluktur. Ve min hazihil el'ab, bu oyunlardan, bu oyunlardan bunlara örnek veriyor şu an. Kürrate selle, basketbol. Ve kürrate daire, voleybol, takım oyunlarından bahsediyor. Ve kürrate el kadem, futbol. Ve kürrate el yedü, handbol. Ve gayruha, ve diğerleri. Şimdi bireysel yapılan sporlara geçiyor. Er-riyadatul ferdiyye. Ferdi sporlar, yani bireysel sporlar. Şimdi bunu anlatıyor. Hiye riyadatun, o spordur. Yumkinu, mümkün olan. Li eyyi, herhangi bir ferd için. Li eyyu ferdin, herhangi bir fert için mümkündür. Mümkün olan spordur. Nasıl? Mümarisi tühe, onu yapması. Vahde, kendisinin yapması. Yani herhangi bir fert için onu kendisinin, vahdehu, yani onun kendisinin tek başına yapması mümkün olan spordur. Ve teşmül, içine alır. Ve teşmülü, içine alır. Es-sibaha, yüzme. Vel meşi, yani örneğin yerine içine alır. Ki hangi sporlar? Bunlar bu bireysel yapılan sporlar için alır. Es-sibaha, yüzme. Vel meşi, yürüme. Ve rukubu terrace, bisiklete binme. Ve tesellük, tırmanma. Ve rukubu hayl, ata binme. Vel mülakeme, boks. Vel müsara'a, güreş. Ve gayraha, ve onun diğerleri. Buraya da örneği bu şekilde verdik arkadaşlar. Sıl, eşleştir. Beynel mecmuateyni, iki ibareyi arasında eşleştir. Kema fil misal, misaldeki gibi. Raf'ul eskal, ağırlık kaldırma, yani halter örneğimiz. Burada gördüğünüz gibi. Rukubul hayl, ata binme. Gördüğünüz gibi. Atabilme. Gafezül habl, ip atlama. Es-sibaha, yüzme. Sebaha, fiil, yüzdü. Yesbahu, yüzüyor. Et-tesalluk, arkadaşlar, tırmanma. Rukubu't-terrace, nedir arkadaşlar? Rukubu't-terrace, bisiklete binme. Gördüğünüz gibi. Rukubul hayl, atabilmeydi. Evet. İstemi'u ilel hivar, parçayı dinle. Ve ikra'ı, onu oku. Enva'u riyada, sporun çeşitleri. Baba ve oğul arasında. El-veled, oğul. El-valid, baba. Kem kısmen, kaç kısma. Tengasimu riyada ya ebi. Babacım, spor kaç kısma ayrılır. Tengasimu, bunu biraz yaklaştıralım. Bir de süremize bakalım arkadaşlar.
24 dakika olmuş. Çok 40 dakikayı geçirmemeye çalışalım diyorum ama bazen böyle uzatıyoruz arkadaşlar. İster istemez. Arkadaşlar bu 40 dakikayı bu ders şu şekilde geçecek. Şöyle yapalım. Bunu ikinci derste kaldığımız yerden devam edelim. Diğer 20 dakikada da geri kalan dersi 20-25 dakikada da onu teferruatlı ayrıntılı bir şekilde yapmaya çalışalım. Çünkü üstün körü işte 40 dakikada sıkıştırayım derken bazı dipnotları vermeden geçmek zorunda kalıyoruz. Ben çok işin açıkçası hani 40 dakikayı sığdırırız diye düşündüm ama bu 40 dakikayı geçecek. Bir sonraki derste tekrar görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İlel lika ma'a selame.